10 kişiydik, şu an 5 kişi bekliyorum. Fatma Hocam merhaba. Merhaba. Hocam neyden bahsediyordunuz? Neyse hocam sonra şey yaparım. Ekranı beyaz yapsanız olur mu ya? Siyahta çok şey gözüküyor. Görüntüsünü yapabiliyor musunuz beyaz? Evet, yapılabiliyor da şu anda nereden ayarlanıyor onu ben bilmiyorum. Şuralardan bir yerlerden ama. Şimdilik böyle idare etsek olur mu? Söyleyeyim hocam, üstten yapar mısınız failden? Tamam, söyleyin hocam. Şuradan mı? Tools Evet kısmında. hocam, faila geliyorsunuz üst satırda. Şurada. Ha, tamam. Evet. Oradan setting, evet. Şeyden, orada nereye gitti? Yok, burası değil. Burası değil mi? Appearance var ya, appearance yukarıda, evet, bir üst iki yo şey orada appearance az yukarıda hocam, en başta Şuraya mı yani. diyorsunuz? Evet Ha, evet tamam. Buraya mı tıklayacağım? evet bir tıklayın hocam, evet orada Dracula'yı değiştirin hocam, Light mı diyeceğim hocam? evet olabilir, bir tanesini yapın, Tamamdır. Ama bu sağ da çok olun. parladı. Valla şimdi görüyoruz. Biraz önce gözükmüyordu. Tamam hocam. Başlıyorum. Biz de 3 klas oluşturduk. Klasımızın bir tanesinde variable'larımızı oluşturduk. Kitap adı, yazar adı, numarası ve fiyatı. Sonra parametreli constructor'ımızı oluşturduk. Sonra bir tane parametresiz constructor oluşturduk. Bir de toString metodu yaptık burada. Biz bütün 6 metodu da bu işlemler klasında yaptık. Menü metodu yaptık. Zaten 6 tane menümüz var bu şekilde. Yani farklı olarak biz şey yaptık. Bir döngüye soktuk bu kitap bilgilerini almak için. Yani her seferinde çıkmak istiyorsa yani bu şeyden bu metottan çıkmak istiyorsa başka bir tuşa devam etmek istiyorsa D'ye basmasını istedik. Bu şekilde kitaplar ekledik. Biz o şey dummy denen şeyi denedik ama bu tam çözemedik. Sanırım Tülay Hocam siz buraya mı koymuştunuz en son? Böyle hatırlıyorum. Tülay Hocam. Yok sanırım. Sonra işte burada listemizi biz instance yani class level'da oluşturduk. Statik bir şekilde. Yani o kitap numarası için Hocam, sayacağım. pardon. Tamam. Tülay Şey, Hocam. seste bir sorun oldu da Ha, hocam. tamam. Evet, tam duyamadım sorunuzu. Şu dummy'yi siz buraya koydunuz herhalde değil mi? O şekilde mi çözdünüz? Evet hocam. Yani şu en son kitap Yan fiyatından sonra. Aynen öyle yaptım hocam. Biz de İlk başta oraya da denemiştim. Hocam o scanline'ın yerine de integer k numara demişsiniz ya, sayaç. Onu evet. oraya aldım. Yer Buraya değiştirirseniz aldınız. yani. Ha, Evet anladım. hocam. Aslında İkisinin orada da arasına bir sayacı koydum. Yani araya bir şey girmesi gerekiyor gibi düşündüm hocam. evet, tamam. Yoksa çalışmadı bir türlü. Bu şekilde bizde de ilkinde dediğimiz şey oluyordu ilk istemede. Döngüde yani ikinci ve üçüncü de problem çözülüyordu. Evet hocam, aynen bende de öyle olmuştu ilk başta. Evet. Bu scanner objesini biz statik olarak oluşturduk class level'da. Obje oluşturduk.
Ketebe diye bir obje oluşturduk kitaplar klasımızdan. Bunları işte argümanları girdik. Kullanıcıda bilgileri girdikçe listemize ekledik. Biz listeyi yazdırmışız burada. Bu şekilde farklı bir şey yok. Burada da numara ile listeli metodumuzda da şey yaptık. Eğer kitap numarası işte binden büyükse ve sayaçtan küçük değilse, yani kitap numaramız bizim binden başlıyor ya, eğer binden büyük değilse, yani binin altındaysa ve sayacımız da en son işte kitap ne kadar girilmişse sayaç o kadar oluyor, ona eşit veya işte küçük değilse diye burada şey dedik, işte aradığınız kitap işte kayıtlı bulunmamaktadır diye bir mesaj verdik. Burada da tekrar o mesajdan sonra döngüye devam edip etmek istemediğini sorduk. Eğer aradığımız kriterlerdeyse kitap, yani kütüphanemizde artık kitaplığımızda olan numarada ise bu şekilde onu listeledik istediği numaraya göre. Eğer kullanıcının girdiği kitap numarası bizim listemizdeki kitap numarasıyla eşitse bunu bu şekilde yazdırdık doğrudan. Başka bilgiyle yazdır kısmında Tülay hocamlarla aynı yaptık. Burada farklı bir şey sanırım yok. Yine hani farklı olarak biz döngüye soktuk. Her seferinde işte yeni bilgi isteyebiliyor. O şekilde. Burada da no ile kitap silde de yine aynı şekilde, eğer üstte yaptığımız gibi kitap numarası binden küçük ve işte sayaç numaramızdan büyük veya eşitse, değilse daha doğrusu, yani o kitaplığımızda olan numaralar kitap numarası aralığını da değilse yine bir mesaj verdik, böyle bir kitap bulunmamaktadır diye. Sonra eğer varsa da burada sildik kitabı. Aynı şekilde burada da Tülay Hocam'ın anlattığından farklı bir şey yok. Sonra kitap listeli diye bir metot oluşturduk. Burada da kitaplarımızı yazdırdık. İşte kitabımızı, yazar adını, fiyatının işte bilgilerini. Bir de çıkış diye bir metot oluşturduk. Metotlarımız bu kadar. Sonra burada bir main menü, yani class oluşturduk. Bu class'ta da biz menüyü şurada çalıştırdık. Yani her seferin, yani menüyü biz bu işlemler class'ında oluşturduğumuz için main metottan çağırdık burada en başta. Sonra switch case ile birlikte bütün metotlarımızı listeledik, yani numaralandırdık. Farklı olarak biz döngüyü durdurmak için çıkış metodundan sonra şu bizim boolean devam mı variable'ımızı false yaptık. Bu şekilde döngüden çıkmış oldu. Yani çıkış 6'ya bastığında kullanıcı. Bu kadar. Çalıştırmaya gerek var mı? Çalıştırmamı ister misiniz? Ya da benim grup arkadaşlarım başka bir şey eklemek ister mi? Ne dersiniz? Hocam çalıştırabilir miyiz? Tamam, çalıştıralım. Çalışıyor mu görelim, değil mi? Yani emeğimizin karşılığını görelim onun için hocam. Yoksa... Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi kitap ekle için bire basıyorum. Burada neden tekrar yapmak istediğiniz işlemi seçin dedi.
Şurası tekrar çalıştı sanırım döngüde. Yani şurayı çıkarayım bir müsaadenizle bir daha çalıştırayım. Burada bir sıkıntı var ama ne olduğunu burada bizden iki kere hocam Doğu'nun içindeki saati silmesek de menün içerisindeki saati silsek olur mu? İki defa vermemesi için aynı mesajı. Yok, kullanıcıdan iki defa aynı isteği, yani bizden istiyor iki kere. Onu bir yere tekrar biz yazmıştık da sonra silmiştik. Hatırlarsınız dün. Hatırlayamadım ben ya. Çalışıyordu sanki, bir sıkıntı yoktu ama. Evet, çalışıyordum. Metotlar kısmına baksanız hocam. İlker hocam, siz bu kodda bir değişiklik yapıldı mı? Dün en son yine almıştık. İki defa almıştık sanırım. Silmiştik hocam, sonra. En son size gönderdiğim son haliydi. Beraber yaptığımızın. Tamam. Burada iki kez istiyor. Yani şuradan kaynaklanıyor sanırım. Yani bunu çıkardığımızda da zaten olmaz. Bir yerde daha istiyor. Hocam bir daha bir önceki sayfaya geçebilir miyiz? Biraz aşağıya. Şu alt taraf kapatır mısınız hocam? Göremiyorum şeyi. Tamam. Hani. Geçerli geçirmeyiz. Tamam. Bir deyince işlemler kitabı. Kitabı ekle metoduna gidelim hocam. Ah, gidelim. Kitap ekle. Şurada. Tamam. Sanırım şu dummy'den falan bir şey mi oldu? Evet. Değiştirdik evet, ya. Oradan dummy'den olmuş olabilir de lütfen seçiminizi yapınız. Niye tekrar hocam yani. Tekrar şey yapın isterseniz. Yer değiştirin tekrardan bir. Ya da onu silin. Direkt sayacınızı geri yerine koyun bakalım. Bir farklılık olacak mı? Tamam, ben eski haline getirdim şu anda. Bir daha çalıştırayım. Pardon, çalıştı ama şu altta kaldı ya, pardon. Şimdi bir daha. Evet, yine aynı şeyi istiyor. Efendim? Niye tekrar onu soruyor, onu anlamadım yani. Hocam, şu ana sayfayı bir daha açabilir miyiz? Yani menü, main menü yazıyor ya hocam. Hatayı... Acaba şeyde mi sıkıntı var ya? Benim IntelliJ'de sanki bir problem var. Ben az önce bir şey değiştirmeye çalıştım. Değiştirmedi de. Şey yapabilir miyiz? İlker hocam, size ben bağlantıyı versem çalıştırsanız olur mu? Olur hocam. Yani o ufak tefek sorunla ilerliyor geçenki gibi. Yani bence benim IntelliJ'de bir sıkıntı var. Ben öyle şey yapıyorum. Size ben bir şeyi vereyim. Ekran paylaşımını.